Türkiye'nin geldiği noktada artık sulh ceza hakimlikleri hükümetin infaz timi haline dönüştü. Emniyet ve yargı yürütmenin sopası gibi çalışıyor ve bu parlamenter demokratik sistemde kabul edilebilecek bir durum değildir. 16 yaşındaki çocuğu Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi diye hapse atan bir yönetim artık demokratik olma özelliğini kaybetmiştir. İster severek, ister isteyerek, ister ürkerek. Bana teslim ol, bana biat et. Bana teslim olmazsan, bana biat etmezsen seni yaşatmam. Bu mesaj gazetecilere de veriliyor, kamuda çalışan memurlara, işçilere de veriliyor, herkese veriliyor, esnafa, iş adamına veriliyor. Yani iş adamı eğer AKP'ye karşı ise zaten vergi memurlarının zulmünden dolayı adam anasından doğduğuna pişman oluyor. Türkiye böyle bir noktaya geldi. Sayın Başbakan, kol koparma işi IŞİD yöntemidir, sen onu bırak. Sen samimiysen kolu bacağı bırak, esnafa tavsiyeyi bırak. 9 Taksim 8 esas numaralı soruşturma komisyonundaki partine mensup üyelerin özgür iradeleriyle karar vermelerine müsaade et. Gereğini yap, 5 Ocak'ta yolsuzluk ve rüşvete adı karışmış eski bakanların yargının önünde hesap vermelerini, eğer olabiliyorsa aklanmalarına müsaade et. Başbakanın vesayetten kurtulması için de içine düştüğü vesayet halkasından, zincirinden kurtulması için de güzel bir fırsattır. Başbakan ağırlığını koyar ve biz de deriz ki başbakan artık abisinin vesayetinde değildir. İnternet erişimiyle ilgili konu bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nde iptal edildi. Şimdi bunlar Anayasa Mahkemesi'ne arka bahçesinden dolaşarak yeni bir kanun teklifiyle meclise gelebilirler.